Nasıl havalarda uçuyor? Sanki Asaki Sultan. Boş ver, eğlenmemize bakalım. İyi geçinelim. Sulh diyordu ya, al sana sulh. Baksana Eda'sına gözlerine. Gülşah. İçim daraldı. Biraz çıkalım. Hatice Sultan'a gidelim. Önce valideme gitmek daha yerinde olur. Ne oluyor burada? Eğlence yapıyoruz. Hünkârın gelişini kutluyoruz. Gel sen de. Yapmayın hatunlar, günaha sokmayın beni. İnnallâhe ma'assâbirîn. Yapma böyle şeyler. İnnâ lillâh. Nereden geliyor bu sesler? Gözdeler, cariyeler kendi aralarında söyleyip oynuyorlar kesin. Gel gidip bakalım eğlencelerini. Keyfimiz yerine gelsin. Gidelim sultanım, gidelim. Sizi görünce hepsi çok seviniyor. Hayranlar size. Kimden izin aldı bu cariyeler? Kim izin verdi bunlara? Sen Sümbül'a. Sen izin vermişsin, ben de yapın dedim. Tövbe haşa, yalan. Dillahi yalan. Kim söyledi bunu? Hürrem Hatun. Allah'ım, bu hatun benim kelleme götürecek. Söyle şunlara dursunlar. Ne? Eğlence bitti. Dağılın. Durun. Gitmiyorsunuz. Eğlence yeni başlıyor. Çalın. Oynayın. Hadi başlayın.
Kesin şu musiki faslını. Ne kutlaması bu? Kimden izin aldınız? Ben davet ettim. Benim kararım. Sana sormadım. Muhatabım sen değilsin. Nigar Kalfa. Sümbül Ağa. Buyurun sultanım. Söyle dağılsınlar. Benim iznim olmadan bir daha böyle bir şey kabul etmem. Olursa da seni affetmem Sümbül Ağa. Mahidevran Sultan'ın emridir dersin. Sümbül Ağa. Söyle sultanına, Hürrem Sultan emir buyurdular. Yaptım de. Sen kim, sultanlık mertebesi kim? Haddini bil. Ne oluyor burada? Bana cevap verin. Hemen. Nedir alıp veremediğiniz? Haremde, cariyelerin önünde ne yakışıksız bir hal bu? Konuşsanıza. Dilinizi mi yuttunuz? Az evvel birbirinize bülbül gibi kem sözleri söylüyordunuz ama. Bu densiz hatun izin almadan, danışmadan eğlence tertip etmiş. Ben bu yüzden mesele... Hünkârımın dönüşünü kutlamak için yaptık. Kötülük yok ki. Yeter! Susun. Siz aklınızı mı kaybettiniz? Kendinize gelin. Burası at meydanı değil. Hünkârımızın sarayı. Bilmiyorum sultanım. Hizmetinde olduğunuz aileye yakışmayan davranışlarda bulunamazsınız. Kavga, münakaşa edemezsiniz. Çocuklarınızın başına dönün. Şehzadelerle alakadar olun. Sümbül Ağa. Nigar Kalfa. Haremi başıboş bırakmayın. Anladınız mı? Beni zalimliğe teşvik etmeyin. Bu hatunlar tadını mı kaçırdı kızım? Hiç ilgilenmedin bohçalarınla. Başım ağrıdı. Sıkıldım biraz. Yarın bakarım validem. Seni gördüm. Sana yakışanı yaptın. Çok memnun oldum. Sesini yükseltmene, ağırlığını koymana. Peki hadi git dinlen sen. Benim akıllı, güzel Hatice'm. Ne güzel eğlence yapıyorduk. Geldi hatun her şeyi bozdu. Hatice Sultan'ı da kızdırdınız. O melek sultan bile kızdı. Ya valide sultan çıksaydı odasından? Of, Allah muhafaza. Sen öğüt verdin bana. Ben de tuttum öğüdünü. İyi ol, dost ol. Hediye yap dedin. İşte yaptım. Yine kabahat oldu. Ben mi dedim kavga et diye? Şu ağzını tutmayı bilmiyorsun Hürrem hatun. Ben sultanım diyor. Ben de sultanım. Hünkârım söyledi. Sultansın dedi.
Ondan daha büyük söz söyleyen olur mu? Sultan demek başka, sultan olmak başka. Anladın mı? Öyle iki günde olunmaz. Anlamadım. Anlamayacağım. İbrahim'e ne yapmışlardır Gülfem? Canını mı yaktılar benim yüzümden? Böyle düşünmeyin, hırpalamayın kendinizi. Kötü bir şey olmamıştır. Gitmez olaydım bu bahçeye. Sultanım duramadım, odamda uyku tutmadı. Sizden özür dilerim. Hürrem öyle asabımı bozdu ki. Tutamadım kendimi. Benim derdim başımdan aşkın Mahidevran. Git. Yarın konuşuruz. Küsmeyin bana sultanım. Benim tek dert ortağım sizsiniz. Tamam. Lütfen git. Küs değiliz. Tembellik edersen nasıl padişah olacaksın Mustafa? Sabahtan beridir bir o sedirden öbürüne yuvarlanıp duruyorsun. Başım ağrıyor anne. Öyle numaraları nereden öğreniyorsun sen? Mektep ihmale gelmez. Cahil padişah olunmaz. Güçlü padişah, bilgili padişah olmalısın. Çelebi Hoca da gitti gelmiyor. Yine hocanın yüzü hep asık, hep ders diyor. Çelebi Hoca hastalandı ya, iyileşsin geri gelecek. Hadi bakalım, Gülşah seni bekliyor. Doğru mektebe. Hünkârımız böyle uygun görmüş validem. Hayırlısı olsun. Validem nasılsınız? Siz sultanım iyi misiniz? Duydunuz mu? Has odabaşı İbrahim Vezir-i Azam ilan edilmiş. Piri Paşa emekli olmuş. Çok memnun oldum. Her mevkiyi temsile mezundur Pargalı İbrahim. Ne oluyor size? Aniden pek alakadar oldunuz devlet işleriyle. Oldu olacak, divana da katılın. Hürrem Hatun? Hatun yok Nigar. Hürrem Sultan de. Sen bile demesin, başkası nasıl desin? Peki Hürrem Sultan. Olanları duydun mu? Duymadım. Mahidevran bir şey mi yaptı? Has odabaşı İbrahim artık has odabaşı değilmiş. İşte bu hayırlı haber. Hünkârım onu sürgün mü etmiş? Ne sürgünü? Terfi etmiş. Terfi ne? Veziri azam olmuş. Hünkârımızdan sonraki ikinci irade olmuş. Yani paşa olmuş. Git içeride uyut kızımı. Ağlatma artık. Gazı var, ondan ağlıyor. Şehzadem. Aslan parçam benim. İbrahim vezir oldu. Paşa oldu. Daha da güçlendi.
Bundan böyle bize huzur yok. Dersi yarıda bırakmışsın. Olmaz ama böyle. Başım ağrıyor, gözüm de ağrıyor. Öyle mi? Biraz oyun oynayalım, geçer. İstemem. Sen gerçekten hastasın o zaman. Hekim çağırayım mı? Dur bakayım. Ateşin de var biraz. Anne gidelim. Gidelim canım oğlum. Dur ama bekle. İbrahim'i tebrik edeyim. Beni mahcup ediyorsunuz sultanım. Sen her yüce mevkiye layıksın. Allah yolunu açık etsin. Bizi ihmal etme. Mühim meselelere bakınca aklından çıkmayalım. Sizi ihmal etmem mümkün mü sultanım? Siz benim ailemsiniz. Bu arada size söylemem gereken çok mühim bir vaka var. Sultanım, neden çıkarıp yaydınız esvaplarınızı? Bilmiyorum Gülfem. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Güleyim mi? Ağlayayım mı? Sevinç dolu olmalısınız. İbrahim Vezir-i Azam oldu. Biz kellesinin gideceğinden korkarken hünkârımız nasıl yükseltti mevkisini? Size çareyi buldum demişti. Demek ki çare çok yakında sultanım. Ümidinizi yitirmeyin. Yüzünüzü dökmeyin artık. Sultanım. Duydun mu? İbrahim büyük büyük paşa olmuş. Evet. Öyle olmuş biliyorum. Sevinmedin mi? Neden gülmüyor yüzün? Benimle ne alakası var ki? Nişanlıyım. Yakında izdivacım söz konusu. Ağzın böyle söylüyor. Ama kalbin başka söylüyor. Biliyorum. Hürrem Hatun. Hatice Sultan'ı terziler bekliyor. Geç kalıyoruz. Tamam. Gidiyorum. Ama unutma Hatice Sultan. Ben senin dostunum. İbrahim'le mutlu olmanı isterim. Hayırdır bu telaşın nedir? Nefes al, otur bakayım yanıma. Felaket validem. Bunu size nasıl söylesem ki? Felaket mi? Şimdi bayılacağım, çabuk söyle. Mehmet Celebi. İnce hastalıktan muzdaripmiş. Allah korusun. Veren mi? Kimden duydun? Mustafa'yı mektepten almaya gitmiştim. İbrahim'le karşılaştık, o söyledi. Hünkârımızdan evvel sizin bilmenizi istedi. Vah vah. Bu da mı gelecekti başımıza? Dahi hemen hekim başına git. İyice bir muayene etsin. Baksın, işin aslını anlayalım. Neticeyi öğrenmeden Hatice bilmesin bu felaketi.